Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Efendim, yani nişanlı idik. Hiç ortada bir sebep yokken nişanlımız yüzük attı, bizi terk etti. Evliyiz. Ya adam veya kadın gitti. Allah Allah. Günlerdir haber alınamıyor. Veya haber alıyoruz ama gelmiyor. Ya nedir bu haller ya? Allah Allah. Çok büyük bir sebep yoksa, aldatmadıysa, zinakar değilse, efendim şaribül leyli ben nahar, gece gündüz sarhoş gezmiyorsa, kumarbaz değilse, yani bunlar yoksa, yani kolay kolay hani boşanmayı tercih etmememiz lazım kıymetli kardeşlerim. Böyle evden gittik, yani şeytan seviniyor. Arş-ı ala bile sallanır buyuruluyor yani. Boşanmak helal ama Rabbül Alemin hiç sevmiyor. Allah'ın hiç sevmediği bir helal. Dolayısıyla bizim Allah'ın sevmediği işlerden kaçmamız lazım. Şeytanı sevindirmeyecek efendim işler yapmamız lazım. Boşanma, evden gitme. Bunlara şeytan bayılıyor. Keyiften dört köşe oluyor melun. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, biz de eğer işte evinden biri gittiyse, sebepsiz yeri terk ettiyse, yani bu terk edeni döndürme adına. Zaten duayı öyle demişiz. Terk edeni döndürme duası. Efendim, hocam diyor, giden gitmiştir. Benim için gittiği gün bitmiştir diyor. Bir tane yorum yapmış geçen yine bir tanesi. Öyle diyorsan boşver, uğraşma. Ama ya unutamıyorum. Bir de istemiyorum, boşanmak falan olmasın. Allah'tan korkarız bu saatten sonra. Böyle şey mi olur dersen bunu yap. Bu dua vakti önemli olan dualardan. Pazar günü kıymetli kardeşler, güneş doğarken seni terk eden kişinin elbisesinden bir parçaya olursa çok güzel, âlâ. Ama bulamadın diyelim, o zaman kağıda da yazabilirsin. Ama seni terk eden kişinin elbisesinden bir parça yazarsan daha iyi olur. Şu anda ekranda görmüş olduğunu ne yapacaksın? Verdik ekrana. Hemen bir screenshot al, ekran görüntüsü al. Ondan sonra bunu ya elbisesinden bir parçaya ya da bir kağıda pazar günü güneş doğarken yazacaksın. Yazdıktan sonra da üzerinden hiç çıkarmayacaksın. Deniliyor ki terk eden kişi pişman olur. O kişiye olan sevgisi yeniden ateşlenir, alevlenir. Ve evet, inşallah en kısa zamanda tekraren geri döner diyor. Allah yuvalarımızı daim eylesin. Nişan üzereysek evlilikle inşallah taçlandırsın. Rabbim ayrılık de bunlar inşallah bizim üzerimizde olmasın diyelim. Vesselam.